Gamebox TV'den herkese merhabalar arkadaşlar. Çeyrek finallik turunda 3. maça geçiyoruz. Suomi takımı 2-0'la başlayıp çok hızlı bir giriş yaptı. Çeyrek finale ve yarı finale yükselme ve aftermath'e rakip olma konusunda bir avantaj yakaladı diyebiliriz. Map'imiz biraz değişik, hemen hızlıca yine ırkları konuşalım, daha sonra map'e bakalım. Suomi takımından başlıyorum. The Max bu sefer Puckett değil, sol tarafta oynayan oyuncu ve Bizanslar var. Arkadaşlar, Bizansların tüm askerleri açık, istedikleri yöne gidebilirler. Gördüğünüz gibi Arbalest'ten Paladin'e, Camel'a, Hussar'a, Rem'e, Bombard Kanon'a, her şeylere sahipler. Tekdirleri en iyi olan ırk ve yeni başlayanlara en çok tavsiye ettiğim ırk Bizanslar arkadaşlar. Sol tarafta The Max Bizanslarla oynayacak. Hemen ortadaki Puckett bu sefer Rubenstock. Rubenstock ise sanırım Zuppi'nin yerine dahil oldu. Viles The Max aynen. Zuppi'nin yerine bu maç Rubens'i oynatmayı tercih ettiler. Onda Puckett halinde ve Slav'lar var. Bildiğiniz üzere Puckett olan oyuncuya alt ırkı verildiğini görüyoruz genelde. En sağda ise Viles'te Britons'lar var. Pek görmüyorduk. Oyunun en iyi Archer ırkı Britons'lar her çağ atladığında menzil ve atak kazanıyor Archer'ları. Burada Rules of Rome Roma takımına geçiyorum. Vodka. Burada Teutonlarla oynuyor. Teutonlar yine iyi bir atlı ırkı. Kamigawa 3. maçta da Puckett olmayı tercih etmiş ve bir Amerika ırkı olan Aztekler var. Yine Eagle'lar ve Archer'ları güçlü olan bir, ama Eagle'a daha çok yöneleceğini düşünüyorum. Ganji'de ise son ırkımız Moğollar. Moğolların da Kev Archer'larının aşırı kuvvetli olduğunu, kale atıp Mangudai basıldığını görebiliriz. Map'i konuşursak arkadaşlar, TC'ler aslında birbirlerine biraz yakın. Etrafları odunlarla kaplı ama odunların arası biraz açık. Turnuvanın odunları böyle. Bazı haritalarda gördüğünüz gibi bu aralardan geçilebiliyor. O yüzden mesela şu arkada boşluk olduğunu düşünün. Şuradan gelip mesela bir yol varsa buradan girebiliyorlar. O yüzden biraz riskli bir map. Base'lerin de birbirine yakın olması işleri zorlaştırıyor, ama TC'nin etrafındaki çok fazla hayvan olması oyunu çok hızlı başlatıyor. Biraz bu maç kısa sürebilir arkadaşlar, o yüzden birbirlerine yakın olmaları ve hızlı gelişmelerinden dolayı maç kısa sürebilir. Bu tarafta bile wall'lanmaya çoktan başlamış bile. Ortaya doğru da pingler geliyor. Bu ping atılan yerleri Rubenstone kapatacağını söyleyelim. The Max de sol taraftan kapanacak gibi gözüküyor. Ganji karşısından kapanıyor herkes. Burada kapanmaya başlamış. Map küçük olduğu için ani bir baskı yemek istemiyorlar. İki tarafta sanırım takım wall'lanmasına gidecek gibi gözüküyor. Ortayı kapatmaya da burada Rubenstock geliyor şimdi. Üstü zaten Viles kapattın diyebiliriz. Çok az bir wall'u kaldı. The Max de buradan wall'lanıyor. Şu altı da kapatacaktır. Sanırım şöyle bir bağlantı yapacak aslında. Rubenstone bu hamlesi yerine şöyle ve şöyle bir wall'lanma yapsalar kendileri için daha avantajlı olabilirdi. Sanırım oraya doğru pingler geliyor şimdi. Ganji daha erken davranıp The Max'ten daha erken davranıp orayı wall'lamaya gitti. Ama arkasında scout var. Burada Ganji scout'unu da getiriyor ve The Max'in scout'unun düştüğünü görebiliriz. Ama The Max karşılığında bir işçi alabilecek mi? Ganji'den güzel bir wall denemesi, ama burayı kazanan The Max oldu ve bir işçi düşürdü. Oradaki wall'lanmayı da engelliyor şimdi. Hemen gidip The Max Ganji'den önce oraya wall atmayı deneyecek. Burada Ganji'nin scout'unu aşağı çekti ve yukarıdan yolladı. Diğer işiyle orayı wall'layacaktı ki şu an oraya Kamigawa'nın Eagle'ı da geliyor. The Max burada 2 Eagle, 2 işçi kaybedebilir. Şu an The Max bir işçi daha kaybetti. Orada Loom almadığı için 3. işçisini de kaybedecek. Rubenstock orada scout'uyla yardıma gelmeye çalıştı ama oraya artık 3'ü kaybetti diyebiliriz. Son bir vuruş atabilecek mi? Ama işçi orada Eagle ve Scout'tan kurtulmayı başardı. Ama buradaki Ganji wall avantajını ele geçirdi ve The Max'in wall'lanmasını biraz zorlaştırdı. Son olarak burada işçi kaybettiği için The Max en gerideki oyuncu olarak gözüküyor. Yani şöyle bakarsak iki tarafta birbirine karşılıklı olarak çok güzel şekilde wall'lanmışlar. Ama Kamigawa'nın bu iki wall'unu gerçekten anlamış değilim arkadaşlar. Şu wall yerine neden böyle iki tane uzun wall attı? Savunması da çok zor olacaktır. Belki biraz sonra değiştirdiğini görebiliriz. Burada yine Adama X ile Ganji arasında bir wall savaşları çıktı ama oradan
pek bir şey çıkaramadılar. Şu an tek açık kalan yer map'teki bu aralık. Bu aralıkta Drax birazdan kapatacaktır. Oraya çok fazla işçi yolladı. Scoutları kesmek için Vodka da scoutunu getirmişti ama burada Drax bayağı idle time'da yarattırmış oldu kendine. Idle time'da işçileri boş geliyor şu an, gelişmesini etkileyecektir. Feodal'e basan ilk isim ise burada Puckett, Ruben, Stock oldu. Slavlarla hemen Scout Rush'a başlamayı deneyebilir. Map de küçük ama karşı çok iyi wall'landı. Garip bir şekilde Kamigawa ikinci kat wall'larını çekiyor hala. Burada şu wall'lanma yerine burada ısrarcı. Gerçekten Kamigawa'nın kararını pek anlamış değilim. Hem burada çok fazla kaynak harcıyor arkadaşlar. Hem de hem burayı savunacak. Base'den buraya gelecek. Buraya bir bak. Rakip buradan buraya dönmesi çok kolay ama onun böyle gelip savunması gerekecek. Ama şimdilik ovallar yeterli gibi duruyor. Bu tarafta Vodka da ikinci kat volunu çekiyor. Şu an Rules of Rome çok temkinli başladı. Herkes ikinci kat volarını çekiyor. Suomi ise 2-0'ın getirdiği bir rahatlıkla oynuyor diyebiliriz şimdi kadar. Böyle çok stres yapmadılar. İkinci kat olanı ise burada Drax çekmeye başladı. Ben Stock puanda en önde olan isim çünkü neredeyse Kessel'a geçmek üzere. Ama henüz Barracks bile atmamış. Direkt stable kurmak biraz zor. Kes burada Barracks'ını atıyor. Biraz sonra Kessel'a pardon Feodal'e geçince yan yana iki Archer Range attığını görebiliriz. Archer Range'den spam'a başlayacaktır. Britons'lar oyunun başında dediğimiz gibi oyunun en güçlü Archer ırkı. Vodka ve Viles'in scoutlar arasında bir kovalamaca var. Viles 1-2 hit atmayı başarmış ama arkadan Ruben Stock'ta yaklaşıyor. Scout'un canı az olsa da vereceği hasar orada Vodka'nın scout'unu düşürebilir. Şu an Vodka kendini köşeye sıkıştırıyor aslında ama alttan kaçacaktır. Şu an herkes bir bir Feodal'a geçmeyi başardı. Vodka dönüp Ruben Stone canı az scout'unu snipe'ladı ama kendi scout'unu da kaybetti. Zaten Feodal'a geçtiği için artık çok önem arz etmiyor. Ruben Stock'tan stable geliyor. Bakalım karşıdan neler gelecek. Burada Ganji'nin Moğollarla Archer'a gideceği gözüküyor. Archer range'ini atıyor. Üst tarafa bakıyorum. Şu an Vodka'da henüz bir askeri bina yok. Üst tarafta yine dediğim gibi Feodor'a geçer geçmez biraz iki tane Archer Range'ini yan yana atmış. Biraz sonra bu Petsite Wall'da yıkıp buradan dışarı doğru çıkartacaktır bastığı Archer'ları. Burada Kamigawa Eagle basıyor. Barracks'ını atmış. Belki ikinci Barracks'ı attığını da görebiliriz. Hızlıca Castle upgrade'leri geliyor arkadaşlar. Herkes Fast Castle build'ini deniyor. Fast Castle build'ini de bilmeyen varsa arkadaşlar kanalda videosu var. Build orduların arasına oynatma listesine bakarsanız oradan izleyebilirsiniz. Size çok öne geçirecek bir taktik. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Sol tarafa zaten çektiğim videoda işçi sayılarını, işçinin nereye gönderilmesi gerektiğini yazmıştım. Oradan bakarak siz de buradaki profesyonel oyuncular gibi bu build'ler yapabilirsiniz. The Max'ten de Archer Range geliyor sanırım. O da Archer basacak. Vides çoktan Archer'larını birik başlamış. Ruben'a bakıyorum. O ya bastığı scoutları yolladı ya da henüz basmadı. Burada Vodka'dan hala bir askeri hamle görmüyorum. Aslında Teutonların scout rush yaptığını sık sık görürüz ama şu an Vodka o hamleyi yapmadı. Castle'a geçiyor sanırım. Direkt Knight yapmayı tercih edecek. Biraz sonra aslında Ganji Castle'a geçtiğinde şuraya attığı bir Castle'a ya da şu bölgeye attığı bir Castle'a buradaki Gold'u dinaleyebilir. Şimdi Ganji attığı Wall'ları yıkıp Archer'larını oraya doğru yolluyor. Çünkü Kamigawa'da Eagle'larıyla yaklaşıyor. Burada The Max'e bir baskı yapabilirler. The Max'e gidebilirler. Max 2, pardon. Ruben Stock 2. Stable'ını da atmış buraya.
Max'ten hızlıca bir Stonewall geliyor oraya. Oradan gireceklerini anladığı için Stonewall'lar geliyor. Yukarıdan Viles'te crosslarıyla buraya yaklaşıyor. Rubenstock Kessel'a geçecek mi bakıyorum. Kessel'a çok az kalmış. Kessel'a geçer geçmez Knight bastığını görebiliriz. Knight'la da buradaki hem crossları hem Miggle'ları rahat rahat tutacaktır. Orada Ganji'nin crossları Headshot Gate atan Rubenstock'u geri itmeyi başardılar. Sol alta doğru bir asker yoğunluğu var. Bir tarafta sol alta doğru birikmeyi tercih ediyor. Bu tarafta zaten Vodka'dan henüz bir askeri hamle yok demiştim ki buraya Siege Workshop'ını atmış ve Monk basmaya başlamış. Bunu es geçmiştik arkadaşlar. Teutonların Monk'ları da gerçekten çok iyi. Burada bastığı Monk'larla ve Mangonel'lerle takımının Eagle ve Archer'larını çok iyi tutabilir. Yani Atlırkın'a gitmeyi tercih etmedi burada. Rules of Rome atlıyı tercih etmeyecek. Ve Eagle, Archer, Siege Monk derken öyle ilerleyecekler. Rubenstone Knight'larını burada Monk'lar çok kolay tutacaktır. Max'e burada Stonewall'lar olduğu için giremediler. Sanırım üste doğru bir Eagle'lar hareketlendi. Ortadaki Rubenstock'a deneyecekler ya da üst taraftaki Viles'e buradan gelecek Mangonel'lerle girebilirler. Mangonel'ler ve Monk'lar şimdi Rubenstock'a doğru ilerliyor. Sanırım Rubenstock buradaki önce Pedicite Gate'ini daha sonra Stable'larını yıkıp bu ortadan direkt Suomi'nin base'ine girmeyi tercih edecekler. Ama burada The Max ve Viles Archer'larını biriktirdi. Arkada da Kamigawa'nın yine Rubenstone Knight'ları hazır bir şekilde bekliyorlar. Vodka'dan buraya bir manastır daha atılıyor. Oradaki Monk'ları iyice sayısını artıracak ve base'den Monk Mangonel yollamaya devam ediyor. Monk sayısı gitgide artıyor. Burada Rubenstone biraz işleri zorlaşacak. Mangoneller crosslara da güzel atışlar yapıyor aslında. Şimdi Rules of Rome içeri doğru yaklaşmaya başladı. Monklar binaları konvertliyor arkadaşlar. Bina konvertleme upgrade'ini almış. Şu an oradaki stable'lar neredeyse konvertlenmek üzere. Rubenstock hala orada Knight basıyor, onu fark etmedi. Bakalım oradaki stable'ın birini Vodka konvertlemeyi başardı. Ve artık oradan Knight ve Scout kendisi basabilir. Burada Viles'in crossları şimdilik orayı dışarıda tutmaya yetti ama oradaki iki stable'ı Monk da convertleyip Vodka açtı. Şu an Teutonların Monk'larında ne kadar işlevsel olduğunu gördünüz. Ganji burada crosslarıyla şimdi Viles'te bir dalaşa girecek ama Viles'in hem sayısı fazla hem Britons olduğu için bir menzil ve bir atak bonusu var. Şu an buraya Siege gelmeye devam ediyor Vodka'dan Monk'larla. Orada heal işlemini de yapıyor, yani can doldurma işlemini de yapıyor. Biraz sonra Eagle'ların Archer'ların üstüne koştuğunu görebiliriz. Şu an sanırım o oluyor ve Eagle'lar oraya doğru hareketleniyor ama TC'nin altında bir savaş istemeyeceklerdir. Monk'lar burada Rubenstone Knight'larının geride durmasını sağlıyor. Cross'lara ve Eagle'lara Knight'lar yaklaşamıyor. Soldan gelen The Max'in Cross'ları orada Monk'ları çok kolay snipelayabilirdi ama erken fark ettiler ve Monk'ları kurtarmayı başardılar. Vodka da iki tane işçiyle buraya neredeyse Rubenstone base'ine doğru yavaş yavaş kurulmaya başladı. Burada Monk'lar bakalım Knight convertleyebilecek mi? Eagle'lar bir yandan sadece Ganji'nin Archer'larını koruyor şu an. Pek bir baskı kuramadılar Eagle'lar ve Knight'lar. Geride kaldı. Sağ taraftan Viles Archer'larıyla Monk'ları snipelamaya gelmişti ama Eagle'lar tarafından fark edildiler. Burada TC'ye doğru Mangonel'ler yaklaşıyor ve burada Viles'in Archer'larının cross'ların üzerine bir atış geldi Mangonel'den ve 15'e yakın Archer düşürmeyi başardı. Şimdi oradaki Mangonel'ler TC'ye de vurmaya başladı. Rules of Rome maça çok hızlı başladı arkadaşlar. Durumu bakalım 2-1'e getirebilecekler mi? Herhalde orada Rubenstone TC'sini neredeyse yıkacaklar artık.
ECB işçi tamir ediyor ama başarılı olamayacak çünkü 5 tane mangonel var ve Vodka burada kurulmaya devam ediyor TC'ye doğru. Sol tarafta The Max biraz cross getirse de şu an orayı bir mangonel ve Eagle'lar pushluyor, itiyor. Şu an Ruben Stock neredeyse bitme noktasına geldi. Tek bir stable'ı kaldı burada, oradan Knight basmaya çalışıyor ama oradan da pek yeterli sayıda Knight biriktiremiyor. Zaten karşıdaki Monk'lar o Knight'lar için çok caydırıcı bir güç. Knight'lar soldan sanırım dışarı çıkmak istiyorlar ya da oradaki Eagle'lara girmek istiyorlar. Bakalım Monk sayısı 13'e yaklaşmış. Knight'lar şimdi biraz da dışarı çıktı ve yolda gelen Ganji'nin cross'larına doğru saldırıyor. Vodka yoldaki monklarıyla şimdi oradan bir ya da iki tane Knight convertleyecektir. İki Knight convertlendi ama karşılığında iki Knight kaybedilecek. Hatta burada Stone çok fazla Knight'ı düşürecek gibi gözüküyor. Eagle'lar yukarıdaki VLS'e doğru da yönlenmeye başladı. Şu an ortadan başlayan baskı Suomi'nin üzerine dağılıyor diyebiliriz. Oradaki TC hala düşmemiş, tamirlerle ayakta tutmayı başarmışlar. Kamigawa burada Eagle'larıyla Monk'ları ve Mangonel'leri korumayı tercih ediyor. Sol taraftan The Max bastığı cross'larla Ganji'nin buraya destek getirmesini engelliyor. Ganji de burada bayağı bir Archer Bench ve bina atmış. Şimdilik oradan geri girilmesi zor. Eagle'lar da saldırınca TC artık düşme noktasına geldi. İçinden çıkan işçileri de Eagle'lar kovalayıp bir bir düşürüyor. Ruben Stock sol alta doğru işçi kaçırmak zorunda kalıyor artık. B'si kalmadı. Ruben Stock arkadaşlarından birinin yanına kurulmak zorunda kalınacak. Resource'lar paylaşılacak. Bu da Tommy'yi çok geri düşürecektir. Burada The Max imp'e basan taraf oluyor. Belki imp'e geçip arbalet yaptığında burada oyunu tekrar çevirme şansını ele alabilirler. Şu an başka imp'e basan yok zaten. Ruben Stock temizlendikten sonra base'inde hiçbir işçi kalmamış, hiçbir bina kalmamış neredeyse arkadaşlar. Baskı The Max'e döndü. The Max'in önce ön tarafa attığı tower düşürülecek gibi görüyor ama The Max tower atmaya devam ediyor ve imp'e neredeyse geçti. Şu an imp'e geçti ve arbalet upgrade'ini hemen alacaktır. Bracer geldi önce. Arbalet'i henüz basmadı ama Bracer'ı alıyor. Orada hem TC'nin altında hem tower'ların altında oradaki archer'larla savaşamayacaktır Eagle'lar. Bu tarafta Vides şimdi kendini savunabiliyor. Yani neredeyse hiç baskı yok zaten. Vides de Vides'in üstüne hiç baskı yok derken bir anda Wrath of Rome'un yukarı doğru hareketlendiğini görüyoruz. Vides arkadan crosslarıyla kovalıyor ama Wrath of Rome geri mi çekiliyor, VLS'e mi ilerliyor şu an fark edemedim. Sanırım yukarı doğru ilerliyorlar. Burada The Max'in ipe geçmesi baskıyı çok azalttı çünkü Arbalet upgrade'i geliyor şimdi. Sol taraftan Knight'larla birlikte Ganji'ye doğru ilerliyorlar. Ganji'nin buradaki Pet Side Wall'ları çok hızlı düşecektir ve Knight'lar crosslar içeri hemen girecekler. O yüzden Wrath of Rome takımı geri çekildi. Ruben Stock aşırı geride de olsa belki de gelecek silinklerle, yardımlarla toparlanabilir. Kamigawa ise Eagle'larıyla burada Vilesa doğru ilerliyor. Oraya atılan iki tower o Eagle'ları tutmaya yetmeyebilir. Şu an The Max sol taraftan crosslarıyla ve Ruben Stone Knight'larıyla Ganji'nin base'ine girmeyi başardı. Şimdi de Ganji'nin base'i temizleniyor. Ganji burada geri düşürülürse durum eşitlenmiş olacak. Knight'lar Kamigawa'ya doğru da ilerliyor şu an. Takım wall'lanmasına gittiği için iki tarafta base'e bir taraftan surda gedik açıldığında her tarafa baskı geliyor ama yukarıdan Viles. Viles'in base'i Eagle'lar ve Monk'lar tarafından sarılmış durumda. Burada gelen Vodka'dan gelen mangonellerde tower'ları çok rahat düşürüyor. Monk'lar birbirini hilliyor. 17 tane Monk var arkadaşlar. O Monk'ların düşmesi neredeyse imkansız oradaki bir tower'la. TC'de Eagle'lar neredeyse düşürecek. Viles'in base'i de bitme noktasında. Yakında GG gelecektir ve sanırım durum 2-1'e gelecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Yukarı doğru The Max arbaletleriyle yaklaşıyor ama Viles'in neredeyse base'i kalmadı.
Besteki bu içi tesi de yıkıldığında B'si kalmayacak. Ama şu an gelen The Max'ten gelen arbalestlerden çekindiği için geri çekiliyorlar. Oradaki çünkü monkları çok rahat snipeleyebilirler. Bu tarafta Ruben Stock sol alttan girmişti biraz önce. Üst tarafa yönelmiş ve Vodka'nın B'sinde biraz işli kesmiş gözüküyor. Max de yukarıda Viles'in B'sinden dışarı çıktı ve o da Vodka'ya doğru ilerliyor. Bakalım Ruben Stock Knight'larını burada konvertlendirecek. Vodka sanırım onları konvertleyecek. Max'in buradaki arbalestleri gerçekten oyunu dengeledi diyebiliriz. Özellikle sol taraftan şimdi yaptığı pushla Ganji'yi de tekrardan geri düşürecektir. Ama Ganji orayı kapatmış, geri giremediler. Max ise yukarıdan girmeyi başardı ve burada Vodka'nın base'inden Kamigawa'ya doğru ilerliyor. Buradaki arbalestleri şu an tutmaları çok zor ama Kamigawa Imp'e basmış ve Imp'e geçen dördüncü isim oldu. Herkes Imp'e geçtiğinde teknoloji avantajı sağlandığında tekrardan Runes of Rome'un baskıyı artırdığını görebiliriz. Ruben Stone base'indeki Eagle'lar hafiften temizlenmiş. Ganji'nin getirdiği crosslarda The Max tarafından temizleniyor. Aslında şuradaki wall'lar tekrar yapılırsa Benstone biraz gelişmesini beklerlerse, o ara savunabilirlerse oyun dengelenebilir. Burada oyunu belirleyecek taraf Viles'in arbalestleri ve The Max'in arbalestleri olacak. Bakalım takımını ne kadar savunabilecekler. Ruben Stock burada stable'larını atmaya başladı. Belki de geri dönebilir. Ama Elite Eagle Warrior'lar şimdi Kamigawa Elite Eagle'larla burada Viles'in base'ine doğru ilerliyor. The Max'in oradaki arbalestleri de tutamayacaktır çünkü Eagle'ların 4 artı 4 PS armor'ı var. Eagle'lar Archer'ların counter'ları bildiğiniz üzere. Viles'in de Frost'larıyla birlikte The Max orada bayağı bir Eagle kesti. Eagle'ları güzel mikroladılar ve geri çekilmesini sağladılar. Şimdi arkadaşlar oyun yine attı. Artık bıktım diyebilirim. Tekrardan buraya kadar geleceğim ve yine videoyu birleştireceğim. Kusura bakmayın. Oyuna artık gerçekten güncelleme gelmesi gerekiyor bu turnuvadan sonra. Muhtemelen gelecektir. O yüzden ben de bir an önce çekmek istiyorum turnuvayı. Hemen bitirmek istiyorum. Güncelleme geldiğinde kayıtlar açılmayacak. Bu sorun çözülmeli. Oyundan gerçekten soğutan bir şey. Tekrardan buraya kadar ilerleyeceğim ve kaydı başlatacağım.